Biz başka bir telefon bağlantısıyla devam edelim şimdi, zira hem akşam saatlerinde hem de sabah saatlerinde iki kurumdan, hem BDDK'dan hem de Merkez Bankası'ndan iki önemli adım geldi dedik. Piyasada bunun bir miktar etkisinde yansımasını gördük. Şimdi telefon attığımızda ekonomist Enver Erkan var. Değerlendirmesini alalım. Enver Bey, merhabalar. Merhaba. Dün gece yarısı itibariyle BDDK'dan, bu sabah da Merkez Bankası'ndan müdahale geldi piyasalara ilişkin. Çünkü dün akşam saatlerinde, yani Asya piyasaları açılmaz dolar TL tarafında sert bir yükseliş gördük ve BDDK'dan bir adım geldi. Ardından da sabah saatlerinde merkezden, Merkez Bankası'ndan bir adım geldi. Şimdi bu iki adımı, iki aksiyonu nasıl değerlendiriyorsunuz öncelikle? Şimdi Merkez Bankası'nın aldığı oldukça proaktif bir aksiyon. TL'yi de sabahki fiyat hareketleri olumlu yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Asya seansındaki yüksek açılıştan sonra FX swap işlemlerini sınırlamayı amaçlayan BDDK müdahalesi TL'ye ilk yardımcı olan faktör. BDDK'nın müdahalesi FX çıkışlarını sınırlandırmayı veya sınırlamayı amaçlamakta. TCMB, TL ve Amerikan doları bazında likidite yönetimini ayarladı ve TL ve USD cinsinden zorunlu karşılık oranlarını azaltarak bankacılık sistemine ekstra likidite sağladı. Bu ekstra likidite tutarı 10 milyar TL, 6 milyar Amerikan doları ve 3 milyar Amerikan doları tutarındaki altın. Bu bankaların FX için söz konusu olan ve TL için olumlu olan muhtemelen döviz talebini karşılayacaktır ve TL açısından da olumlu bir ayrıntı olarak değerlendirmek lazım. Şu noktada hem BDDK TCMB müdahalesinin kurdaki hareketi bir miktar aşağıya doğru etkilemiş oldu ve dolar TL'nin asli açılışının boşluk seviyesi olan 6.45 seviyelerine sabahki işlemlerde düşmesine neden olduğunu görüyoruz. Tabii bu düşüşün devamı gelmedi. Dolar TL paritesi zaman zaman yukarı doğru hareketlenme söz konusu oluyor. An itibariyle 6.80'li seviyelerdeyiz. Gerekirse ekonomik kurumlarından da bazı ekstra adımlar bekleyebiliriz. Yani hem BDDK nezdinde hem TCMB ve Maliye nezdinde ekstra adımlar söz konusu olabilir. Bu adımlar genelde likidite bazı adımlar olmasını bekleyebiliriz. Yani şu anda ekonomimizde olan bu saldırı ortamında daha aktif bir TCMB ve ekonomi yönetiminde olmasını bekleyebiliriz. Peki, noktada daha pozitif bir TL içinde dolar TL'de daha fazla düşüş görmemizin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Evet, peki Merkez Bankası'nın Eylül ayında bir para politikası kurulu toplantısı var. Onun öncesinde olağanüstü bir toplantı bekleyebilir miyiz Merkez Bankası'ndan? Tabii şu anda genel olarak baktığımızda piyasadaki haber akışında önemli bir bilgi kirliliği söz konusu. Yani dolayısıyla yani birkaç güvenilir kaynaktan teyit etmeden yani bu haber akışlarına çok fazla itibar edilmemesi gerekiyor. Zaman zaman spekülasyonlar söz konusu olacaktır. Gerek Merkez Bankası'na dair, gerek bankacılık sistemine dair. Özellikle çünkü yabancı nezdinde yaratılmış bir negatif algı söz konusu. Ya bir de bu da bir anlamda hani ekonomimize olan hani finansal saldırıyı gösteren bir etmen olarak düşünmek lazım. Şimdi bu noktada elbette Merkez Bankası her türlü aksiyonu saklı tutacaktır bu noktada. Yani Merkez Bankası'nın elinde bir sürü likidite enstrümanı var. Muhtemelen yani bu noktada da gerekirse ilave likidite önlemleri söz konusu olursa, bunlar gerekecek olursa Merkez Bankası piyasada daha aktif bir rol üstlenecek gibi görünüyor. Yani 13 Eylül'e kadar olan süreçte piyasa volatilitesi söz konusu durumun en önemli belirleyicisi olacaktır bence. Şimdi bir yandan da bakıyoruz yurt içinde ciddi anlamda söylentiler ve dedikodular var piyasaya yönelik, özellikle bankaların işlemleriyle ilgili. Dolayısıyla da bu noktada SPK'dan ve İçişleri Bakanlığı'ndan bir müdahale geldi aslında. Piyasayı speküle eden kişi ve kişiler belirleniyor. Özellikle de İçişleri Bakanlığı şu anda 346 hesapla ilgili inceleme başlatmış durumda. Bu adımı nasıl değerlendirmek lazım? Çünkü tüketicileri, insanları, halkı ciddi anlamda tedirgin eden söylentiler ve asılsız iddialar dolaşmaya başladı. Tabii şimdi yani bu noktada biraz sağduyulu davranmakta fayda var. Çünkü dediğim gibi çok önemli bir bilgi kirliliği söz konusu ve piyasada ciddi anlamda hani spekülatif ve hatta manipülatif haber akışları söz konusu olabiliyor. Yani bunlar özellikle yani biraz hani böyle yabancı nezdinde yani biraz böyle ön plana çıkartıldığı zaman tabii ki negatif algıyı arttıran etmenler. Yani bu noktada tabii bu şeyde de hani güvenilir kaynaklardan teyit edilmeden veya resmi açıklamaların dışında haber akışlarına, özellikle sosyal medya dedikodularına çok fazla itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.
Peki bu noktada SPK'dan gelen bu müdahaleyi biraz da geç kalmış buluyor musunuz? Çünkü bu söylentiler ve iddialar aslında uzun zamandır var. Yani şimdi tabii yani genel olarak hani baktığımız zaman hani mümkün mertebe tabii müdahaleci olunmaması lazımdı. Ama tabii bu nokta artık hani TL varlıklarına genel bir saldırı haline gelmiş olduğu için hani bu noktada bir anlamda düzenleyici otoritelerin bir müdahale gereksinimi duyduğunu söyleyebilirim. Evet, borsa tarafını değerlendirecek olursak aslında Borsa İstanbul tarafı biraz daha aslında bu spekülasyonlara ve dolar TL'deki hareketliğe karşı direniyordu. Ama bugün baktığımızda %4'lük bir kayıp var günün ilk yarısı itibariyle. Borsa tarafını nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi borsa tarafına baktığımız zaman hani bundan önceki süreç tabii nominal bazda değer kaybetmiyordu. Ancak dolar TL kurundaki yükseliş itibariyle dolar bazındaki endeksin dip seviyelerde fiyatlama yaptığını görüyorduk. Şu anda da baktığımızda dolar bazında 2009 seviyeleri olduğunu görüyoruz ki buralar majör desteklere işaret eden noktalar. Ki bugünkü TL bazındaki endeks fiyatlamasına baktığımızda bu majör destek noktalarına yaklaşmış olduğunu görüyoruz. Tabii endeksin uzun vadedeki hikayesi ucuzluk, hatta çok ucuzluk. Yani bu noktada hani baktığımız zaman aslında piyasada bir volatilite söz konusu olmasaydı, fiyatlaması söz konusu olmasaydı uzun vadeli perspektifte maliyetlenmek için çok optimal seviyeler. Ama baktığımız zaman hani bir anlamda normalleşme için şu anda bu piyasa oynaklarının atlatılması gerekiyor. TL varlık fiyatlamasında stabilleşmenin görmesini beklemek gerekiyor. Bu tabii bu gerçekleştiği zaman dolar TL borsa tarafına da alımların yoğunlaştığını görmemiz mümkün olabilir. Peki çok teşekkür ederiz Emir Erkan değerli yorumlarınız için.